basın mensupları ve üyemizin sivil toplum platformu yöneticileri, başkan ve yöneticileri, Türkiye Sakatlar Derneği Üye Şube Başkanı ve yönetimi. Bugün burada toplanmamızın ve basın açıklamamızın gayesi 6-7 yıldır Ünye'de mücadelesini verdiğimiz engelsiz yaşam kampı ile alakalı bir açıklamada bulunmak istiyoruz. Ünye'de Ünye olarak düşünmüyoruz aslında. Ordu genelim 19 ilçemizin 108 bin üzerinde engelli vatandaşlarımız var. Bunların daha iyi sosyal hayata katılabilmeleri için bir engelsiz yaşam kampı mücadelemiz var. Son 6-7 yıldır projelerimizle yer konusunda bunu bütün ordu geneline yayarak, anlatarak bu duruma geldik ve arkamızda 14 tane engelli derneğinin de gücünü alarak ve Ünye'deki sivil toplum platformunun da gücünü alarak böyle bir yola çıktık. Buradaki asıl amacımız ordumuza kazandırırken aslında hani dedik ya 365 gün ordu turizmi. İşte ordunun ilk turizmi Samsun il sınırında başlayan orduya doğru gelen ilk turizmin adımı olan engelsiz yaşam kampının Çınarsuyu mevkindeki boş çalılık arazide bizler bir engelsiz yaşam kampı istiyoruz. Neden engelsiz yaşam kampı istiyoruz? Şimdi düşünün, Ünye'de engellilerin denizle suyla buluştuğu bana bir yer söyleyin. Ve öyle bir yer yok. Şimdi diyeceğiz ki biz denize giriyoruz, havuza giriyoruz, nerede giriyoruz? Engellinin psikolojisi çok farklı. Bakın Samsun il sınırında, Samsun çok güzel bir mavi ışıklar adı altında çok güzel bir engelliler kampı yaptı. Mavi ışıklar. Ve burası her gün dolu. Bugün Türkiye'nin en fazla engellisinin olduğu yer Samsun. Ve artık Samsun'daki o kamp bize hizmet veremeyecek durumda. Çünkü kendi engellisine anca yetiyor. Güne gelince biz neden böyle bir engelli kampını Ordu'da yapamayalım? Çok düşündük ve yerimiz hazır. Hani deriz ya, yumurta var, un var, her şey var. Bunu yapacak usta. İşte bizde usta da var, yer de var, her şeyimiz var. Gelin hep birlikte 19 ilçenin valisi, kaymakamı, belediye başkanı, bütün STK'lılarla birlikte ve İstanbul, Ankara'daki ordunun tüm STK'larıyla birlikte gelin geleceğimize, ordumuzun turizmine, engelli turizmine bir ön ayak olacaksak gelin birlikte engellilerle, denizle, havuzla, tatille buluşturalım. Çok mu zor? Çok kolay. Ne ordudan para çıkar, ne Ünye'den, ne 19 ilçeden. Gelin bunu projelerle birlikte, sizlerle birlikte taşın altına elimizi koyduk mu, inanın bunu başaramayacak güçte, başaramayacak şeyde değiliz. Buradaki asıl gayemiz engellinin sosyal hayata bakış açısını değiştirmek. Biz Ünye'de bunu başarmışlığın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz istiyoruz ki Misudiye'deki, Akkuş'taki, Çaybaşı'ndaki, Ulubey'deki engelli kardeşlerimiz de bu eşit fırsattan faydalansın. Nasıl faydalanacak? İşte böyle bir engelli kampını yaptık mı? Annesiyle, ailesiyle birlikte gelecek bir hafta o kampta sosyal alanların hepsiyle, havuzuyla, deniziyle, sporuyla, her türlü kültürel faaliyetlerden faydalanmak için bir hafta burada kamp yapacak. Çok mu zor? Çok kolay. Bugün reklama harcadığımız paranın çeyreğini bu kampa harcarsak biz bunu Ünye'de yaparız. Ve ordudaki engelli ve bu ordunun projesi olmayacak. Biz rüya proje diyoruz. Türkiye'nin engelsiz yaşam kampı olacak. Biz böyle bakıyoruz. Daha ileriye gidersek ben Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan seslenmek istiyorum. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası geliyor. Böyle bir projeyi Ünye'ye kazandırmak için Sayın Cumhurbaşkanımızdan ben özellikle istirham ediyorum. Gelin böyle bir söylemi de siz tamam deyin. Bizim yerimiz hazır, her şeyimiz hazır. Gelin 108 bin engellinin yüzünü Ünye'de güldürelim. Ordu'da güldürelim. Akkuş'ta, Misudiye'de, Ulubey'de güldürelim. Gelin böyle projeye hep birlikte ön ayak olursak engellinin hayatı değişmiş olur. Aslında
bizler kendimize istemiyoruz. Bizler başkanlarız. Bizler ordunun geleceğini, turizmin geleceğine, engelli turizmin geleceğine bir adım atmak istiyoruz. Ve bu işte bizler varız diyoruz. Daha da böyle ileriye götüreceksek, bakın şöyle bir örnek vereyim sizlere. Düşünün, bir evde 3 tane engelli var. Üçü de zihinsel engelli. O anneyi düşünebiliyor musunuz? Ömrünün sonuna kadar o evde engelli olarak yaşayacak. İşte biz o anneyi alacağız o evden. O kampa gelecek. O anne bir hafta tatil yapacak. Engelli arkadaşlarımız da eğitmenler sayesinde bir hafta gününü gün edecek. Her türlü sportif, sosyal, her türlü alanlardan faydalanarak mutlu bir şekilde evine geri dönecek. Düşünebiliyor musun o anneyi? Bir hafta ömründen bir haftasının yükünü alıp onu mutlu edeceğiz. İşte biz böyle bir adımı hep birlikte Ünye, Ordu, Fatsa, Akkuş, Tekkiraz, her neyse 19 ilçede birlikte adım atarsak ve bunun başarmışlığı, mutluluğunu yaşarız. Şimdi nereden yola çıktık dersek, Ordu'daki 14 engelli derneği ile birebir görüşmemiz var. Bu görüşmemiz neticesinde Arslan Güdek, TSD Ünye Şube Başkanı, Nihat Yerlikaya, Ünye Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı, Faruk Teber, Karadeniz Görme Engelliler Derneği Genel Merkez Başkanı, İsmail Yılmaz, Ordu Görme Engelliler Dernek Başkanı, İmdat Aktaş, Ordu Özürlüler Derneği Genel Merkez Başkanı, Murat Usta, Perşembe Engelliler Dernek Başkanı, Selma Gülseren, TSD Ordu Şube Başkanı, Göksel Demirel, Ordu Hasta Hakları Dernek Başkanı, Habib Özlek, Korgan Engelliler Dernek Başkanı, Bayram Özdamar, Ordu Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı, Güngör Sağ, Ordu Boztepe Görme Engelliler Dernek Başkanı, Hacı Akar, Fatsa Engelliler Dernek Başkanı ve Ünye Sivil Toplum Platformu Başkan ve Yönetici tüm üyeleri bu projeye başından sonuna kadar destek vermek için altına imzalar attılar. Ve bizler bu bağlamda yola çıkarak Ünye'ye bir engelsiz yaşam kampını kazandırmak için ilk adımımızı bugün burada atmış oluyoruz. İnşallah sonu hayırlı olur. Nedenine gelince 108 bin engelli 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda tüm siyasilerden, hiç ayırt etmeden, tüm milletvekillerinden, tüm sivil toplum platformundan bir müjde bekliyor. Bunu da yapmak çok kolay. Projelerle AB projesi olur. Bakın Samsun'dakini OKA, Orta Karadeniz Ajansı yaptı. Büyükşehir'in cebinden bir kuruş para çıkmadan. Biz de bunu Doğu Karadeniz Ajansı'na yaptırabiliriz. Olmazsa AB'ye yaptırabiliriz. Bu projeler hazır. Yeter ki tüm STK'larımız, tüm sivil toplum kuruluşları yanımızda olduğu sürece 108 binin engellinin hayallerini gerçekleştirmiş oluruz. Ben buradan basın mensupları aracılığıyla tüm 19 ilçenin belediye başkanına, kaymakamına, başta valimiz olmak üzere büyükşehir belediye başkanımıza ben buradan seslenmek istiyorum. Gelin taşın altına elimizi koyalım. Hep birlikte Ordu'da bir açıklama yapalım ve ilk kazmayı 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda engellilere bir müjde olarak bunu verelim. Ben buradan tüm katılımcılara, başta Ünye Sivil Toplum Platformu'nun bize vermiş olduğu destekten ötürü çok teşekkür ediyorum. Sizlerin soracağı soru varsa bekliyorum. Başkanım, bunu nerede yapacağız? Yerimiz Çınar Suyu mevkiindeki halı sahanın olduğu boş alanda yaklaşık olarak bize 15-16 dönüm bir arazi ediyor. Zaten oradaki arazimizin muhtemel büyüklüğü 48 dönümlük bir arazi var orada. O arazinin bizler yarısını da alsak bizlere yetiyor. Ama biz tamamını mı güzelleştirelim? Oradaki yaşamı Ünye'ye giriş kapısı, Ordu'ya giriş kapısının bir turizm cenneti olarak görülmesi bizim açımızdan iyi olur. Çınar Suyu mevkiindeki yere talibiz. Şimdi bizler şöyle diyoruz. Tabii ki engelliye yapılan her türlü hizmetin yanındayız. Ordu'da yapılacak, engelli hakkında yapılacak ama şöyle bir şey var. Gelişi güzel yapılacak hiçbir plaja karşıyız. Sebebine gelince düşünün. Tamam, Ünye'nin en güzel yerinde bir engelli plajı yapalım. Sizler ailenizle geldiniz, orada kamp yapıyorsunuz. Ben de sürünerek geldim, orada denize gireceğim.
Buyurun şimdi sizin göz zevkinizi, sizin oradaki eğlenme şeyinizi bozdum mu? Bozdum. Ya bana acıyarak bakacaksınız ya ben utanarak size bakıp geri döneceğim. Şimdi diyeceksiniz ki pozitif ayrımcılık ve biz sizi kaynaştırmak istiyoruz. Tabii ki bakın Türkiye'nin örnek bir tesisi var burada. Ünlü okçuluk salonu. Engelli engelsiz burada spor yapıyor. Biz bunu başardık zaten. Ama böyle bir sosyal alanda engelliyi bu şekilde denize, havuza sokmak çok zor. Biz bunu çok denedik. Bakın Samsun'da çok güzel bir yer yapıldı. Ama bize böyle bir yer yapıldığında engelli koşarak oraya gidecek. Onunla birlikte aynı şartları taşıyan kişiyle güle oynaya o havuzda, denizde mutlu olur. Ama ben sizin yanınızda şöyle bir bizim psikolojimiz var. Hep bana bakıyorlar diye, çünkü ben engelliyim. Bana bakıyor, hep böyle bir psikoloji. Siz bakacaksınız, siz de üzüleceksiniz bana zaten. Ve sizin oradaki atmosferinizi bozmamak için biz böyle bir yer istiyoruz. Böyle bir yerin atılımı için Ünye'de, ama o plaj içinde var olan yeri değil, bizim gösterdiğimiz yer olursa daha iyi olur. Bizim belirlediğimiz bir yer olursa, engellinin belirlediği bir yer olursa, plaj için tabii ki biz de büyükşehirin bu şekilde söylemlerine her zaman varız. Yardımcı olmak için onlarla her zaman birlikte çalışacağız. Buradaki düşünülebilir. İşte yükseklerde olma şansı yok. Sebebine gelince bölgemiz soğuk bir memleket. Biliyorsunuz bizde engellilerde alt beden çalışmadığı için soğukta böyle bir araziye uygun yapısı sadece sahil bandına indiğimizde bir kez denizle yakın olacaksın. Denize yakın bir yerde biz havuz sistemi, 365 gün turizmi burada, biz sadece Ordu'ya özgü olmayacak. Dünyanın her yerinden, bakın Türkiye'de mi, dünyanın her yerinden buraya kafileler engelli sağlık turizmi için gelecekler. Bunun içinde engelli hamamı olacak, fitness salonları olacak, fizik alanları olacak, rehabilitasyon merkezleri olacak ve herkes koşarak gelecek. Bu da Ordu'nun turizmdeki payını daha fazla artıracak diyorum. Şöyle, her engelli için bir eğitmen değil. Her engelli kategorisi için bir eğitmen. Yani bir eğitmen demeyelim de 3-4 barındırabiliriz. Şöyle, zihinsel engelli için farklı. Onların dünyası farklı. Şimdi atıyorum ben fiziksel engelliyim. Benim terapi şeyim farklı. Fizik doktoru olacak orada. Rehabilitasyon öğretmeni olacak. Yani her türde eğitmenimiz olacak ama birebir değil. Toplu halde. Şimdi onu her engelliye bir eğitmen dedik mi o çok zor. Yüzme açısından farklı eğitmen. Fizik açısından farklı doktor ve eğitmen. Sosyal açıdan, spor açıdan, işte beden eğitimi öğretmeninden tut doktoruna kadar. Her türlü eğitmenler olacak o sahada. Kesinlikle aslında biz burada engelliye orada sosyal alanda eğitim verirken aileye de bir eğitim vermiş olacağız. Aile içinde bir kazanım olacak. Onun da dünyası değişecek. İşte hiç denizle buluşmayan arkadaşlarımız var yükseklerde, havuzla, böyle bir kültürel faaliyetlerde hiç görmeyen engelli arkadaşlarımız var. Bu tesisin kendine has 3-4 tane aracı olacak. Engelli buradan randevusunu alacak, araç gidecek, Akkuş'ta, Ulubey'de neredeyse o gün alacak, 5 gün ailesiyle birlikte tatilini yapacak ve aynı şekilde o araçla geri evine iadesi yapılacak. Peki maddi durum? Tabii ki buradaki amaç bir para kazanma değil. Şimdi bakınız Samsun'da biz gittiğimizde günübirlik 40 lira para ödüyoruz büyükşehire. Büyükşehir işletiyor orayı. 40 lira. 3 öğün yemek alıyorsun. Bütün sosyal alanlardan, havuzundan, denizinden faydalanıyorsun. Bu çok cüzi bir rakam. Bunu da her engellimiz öder. Ödeyemeyecek durumda olan zaten mutlaka bir belgeyle gelecektir. Bunları da mutlaka biz halledeceğiz. Böyle kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Çünkü hedef burada engellinin bakış açısını değiştirmek. Aşamasından yani birçok badireler atlatmış bir proje bu. Şimdi bunu sıkça dile getirmek zorundayız. Çünkü bu bizim hayalimiz. Bakın kısa önce gerçekleşen bir hayalimizi söyleyeyim. Mesela evinden hiç çıkamayan engellisi olan ailelerin bir tanesi bir gün bir ziyaretime geldi. Dedi ki başkan her şeyi yapıyorsunuz yani her şeye eliniz uzanıyor. Ama yani bir de bizi düşünün dedi. Bak ben dedi yıllar iki tane engelli hastam var. Ve yıllardır onların başından ayrılamadım. Yani şu denizin rengini unuttum dedi. Bir gün ben de dedi yani böyle bir iki saat izin
yapabileceğim bir ortam yaratın dedi. Yani bir engelli oraya bırakabileceğimiz bir bakım evi gibi böyle günübirlik bir şey yaratın dedi. Biz bunu yıllardır arkadaşlarla beraber dillendirdik, mücadele ettik bunun için. Ve bugün o sesimiz duyuldu ve Ünye'ye o bina yapılıyor şu an. Hani yakında başlayacak. Yani temel atmasında inşallah yine birlikte oluruz. Yani böyle şeyleri, bunlar güzel şeyler. Bunları dillendirdikçe, bunların peşini bırakmadıkça eminim bir gün bu da gerçekleşecek inşallah. Sadece engelli kardeşlerimize, ailelerimize değil, insanlığa bir hizmet projesi olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda hem turizmsel hareketliliği hem de kentlerin yaşam kalitesi, insani yaşam kalitesini arttıracak bir proje. Bunun hiçbir zaman göz ardı edilmeyeceğini düşünüyoruz. Aynı zamanda yapılan projenin de maddi anlamda karşılığının da projelerle destekleneceği için Büyükşehir Belediye'mizden özellikle bu projenin yanında durmasını, Sayın Başkanımızın dediği gibi de Engelliler Haftası kapsamında da bu projeye sahip çıktığını Sayın Hilmi Güler Başkanımızdan canlı yayında da sizlerle paylaşmasını beklediğimizi belirtmek istiyorum. Engelliler için duayan olan Aslan Gidek, Nihat Yerlikaya, Adnan Sobi Başkanım, Ahmet Başkanım ve Musa Başkanım ve burada olmayıp gönülleri beraber olan diğer STK ve vakıf ve siyasal parti başkanların hepsinin yanımızda olduğunu biliyoruz. Ancak bizim mağdur olduğumuz bir konu siyasal tercihlerde sıralamanın değişmesi. Engelsiz Yaşam Projesi'nin ince detayı şudur. Ulaşım yeri kolaydır. Samsun Havaalanı, Ordu Havaalanı, Akdeniz Bağlantı Yolu, Ordu özelliğinde Türkiye geneli ve dünya engelli turizmi ve siyasal olarak toplumsal entegrasyonuna bir başlangıcıdır. Biz bu alandaki yapılacak tesislerden hiçbir ücret istemiyoruz. İnşaatını biz yaparız, işletmecini ister Ordu Büyükşehir Belediyesi, ister diğer kurumlar da yapabilir. Sadece diyoruz ki gönlünüzdeki olan sevginin şekle dönüşmesini diler. Hepinize teşekkür ederim.